Merhabalar, Emlak Web TV izleyicileri. Şu an size Gölmal villalarından sesleniyoruz. Yanımızda Yalçınlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yalçın var. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Evet, bize e, Gölmal projenizi anlatabilir misiniz Hakan Bey? Tabi. E, şöyle söyleyeyim. 94 dönüm bir arazi içinde 38 tane villadan oluşan bir butik butik proje. İçinde bir sosyal tesis var ve ayrıca bir gölet, bir yönetim binası var. E, böyle bir proje. E, 38 tane evin e, birbiriyle aynıdır metrekareler aşağı yukarı. Hı hı. Üç tip evimiz var. Bunlar aslında birbirinden farkı yok ama sadece açıları farklı. E, göl manzarasını e, daha iyi görsünler diye açıları farklı. Şöyle söyleyeyim, V0 dediğimiz villamız bizim 0 derece açıyla bakıyor manzaraya. Hı hı. V20 dediğimiz 20 derece açıyla bakıyor. V30 dediğimiz de 30 derece açıyla bakıyor. Peki e, burada 38 villa var evet. dediniz. Kime hitap ediyor bu 38 villa? Bu 38 tane villa üst gelir grubuna hitap ediyor. 560 metrekarelik evler tamamıyla içinde en iyi malzemelerle donatılmış ee, ve bahçesi aşağı yukarı 1300 metrekare ile 2200 metrekare müstakil bahçesi olan ama ancak e, 94 dönümü 38'e böldüğü zaman yaklaşık işte 2500 metrekare alanın alana sahip olunan bir e, proje. Peki e, göl mahal villalarında yaşayan bir insanın pazar günü burada uyandığında günün nasıl geçer ve nasıl son bulur? Ben bir yaz gününden bahsedeyim. Yazsa işte burada tabii bahçeli bir ortam olduğu için yazdan bahsetsek daha güzel olur. Ee, bahçede sabahleyin e, kahvaltısını ederler. Ondan sonra işte e, icabında ister, isterlerse kahvaltıdan önce de sosyal testlere inip bir spor yapıp ondan sonra gelip kahvaltısını yaparlar. Ondan sonra gelirler. O gün pazar günü e, bahçede Ailesiyle birlikte işte e, yüzme havuzundan e, ve şeyde bahçeden istifade ederek e, günlerini geçirebilirler. Öğle yemeğini, akşam yemeğini bahçede geçirebilirler. E, i̇sterlerse işte komşularıyla beraber sosyal tesislerde e, beraber olurlar. Sosyal tesislerde zaten işte saunasından tutun, e, hamamından tutun, restoranı, fitnesi her şeyi vardır. E, tenis kortları var böyle bir şey bir de sitenin ortasında bir göletimiz var orada da işte gölette de yine komşular birbirleriyle beraber oturup muhabbet edecekleri bir gölet yerimiz var ayrıca üç dönümlük bir yeşil alan bir yerimiz var burada işte ağaçlar var çiçekler var burada da ayrıca oralarda komşularıyla beraber oturabilirler çocuklar birbirleriyle parkta oynayabilirler evet şu an neredeyiz şu anda villamızın Bodrum katındayız. Hı hı. Ee, bu bodrum kat aslında toprağın altında. Biz bu alanı hobi odası ve onun yanında e, işte hizmetli alanları, çamaşır odası, e, ütü odası ve mekanik oda olarak bodrum katı kullanıyoruz. Bodrum katta da böyle bir seçenek sunuyoruz. Bu aslında bu alanı biz boş veriyoruz ve bu alanda isteyen istediğini yapsın şeklinde e, veriyoruz. Ee, mesela burası birinci alternatif spa alanı olarak değerlendirilmiş, aynı zamanda sima, sinema odası ile birlikte ve oturma odası ile birlikte e, dizayn edilmiş. İşte saunası, jacuzzi, e, duşa kabini, e, banyosu, tuvaleti, işte e, oturma odası, sinema odası, e, her türlü e, işte müzik odası, hepsi bir arada. Bahsettiğiniz bir sürü alternatif vardı işte sosyal alanlarda, evinin bahçesinde falan. O zaman insanlar aslında burada da kendileri için başlı başına bir alan yaratıyorsunuz. Tabii o kadar çok şey var ki mesela ben anlatmak, bunu unuttum mesela anlatırken. O soruyu sorunca aslında bir pazar günü yapılacak en güzel şeylerden, aktivitelerden bir tanesi aileyle beraber burada işte spa alanında hem, e, banyosunu alırken savuna yaparlarken aynı zamanda burada işte sinema e, seyredip televizyon seyredip gün geçirebilirler. Bu Buranın bir şeyine, şeyinden bahsetmek istiyorum. Burası bodrum katı olmasına rağmen yani toprağın altında olmasına rağmen burası aydınlıktır. Bakın şurada e, iç bahçemiz var. Mesela iç bahçemizde tamamen yukarıdan aşağı ışık inmektedir. Gerçi bugün biraz hava karanlık, kapalı bir havadayız. E, tesadüfen böyle bir havaya denk geldi. Olduğu gibi gün ışığı aşağıya kadar iniyor. Buradan da krangürezden aşağıya ışık alıyor. Hı hı. Ee, diğer taraflarda da iki tane daha krangürez var. Oralardan da ışık alıyor. Yani Bodrum olmasına rağmen her taraftan e, ışık alınıyor. Gün ve ışığından mahrum etmedik. Etmedik, evet. evet. Ee, peki projenin mimarlığını ve e, iç mekan dizaynlarını kim yaptı? Projenin top mimarlığını Gökhan Avcıoğlu, Dara Kırmızı Toprak e, yaptılar. İç mimarlığı e, Dara Kırmızı Toprak yaptı.